videoda da sıra beklemek ne kadar saçma. Ha, içimden bir ses geçiyor, şöyle yapınca göreceğiz. İçimdeki ses doğru söylemiş. Yine bir intro. Ali onu hatırlattı. İkinci intro olması. Acaba Final Fantasy... Anlatmayacağım arkadaşlar, araştırın. Belki birçoğunuz biliyor. Şimdi feel. Duy ve hisset diyor işte. Şimdi Final Fantasy'nin hikayesini anlatırsam spoiler de olabilir. O yüzden yani anlatmayı istemiyorum. Yoda bile senden daha güzel konuşuyor ya. Bir şey ne? Ne istiyorsunuz? Ne oluyor lan? Bakın, vaza geldi. Bunu mu döveceğiz? Hadi böyle. Kaç o kızım, kaç. Yakın kaç. Ağzımızı burnumuzu kırdı %90. Gerisini hayal gücümüze mi bıraktın? Ne yaptın anlamadım ki. Assassin karakterlerle niye test yapıyorum arkadaşlar? Yani Assassin tarzı yakın dövüş. Çeviklik ağırlıklı değil. Bu tarz oyunları öyle şeylerle kontrol etmek daha güzel çünkü oyunun oynanabilirliği vesairesini belirleyen klaslardan biridir. Kombinasyon klas zaten. Hani oynayanlar bilir. Warrior bodozlamadır, magic büyü atar işte, okçu gerer. Ama assassinler genelde böyle atraksiyonlar efektleri yapar, akrobasisi vardır. Efendim, ben. Sen kimsin abi? Meğer uyuyormuşuz. Evet, oyunda seslendirme yok. Eksi bir özellik. Hemen yapıyoruz. Sen bu don't worry söylediğin için ben sana ne söyleyeyim. Biri size don't worry dediyse kesin başınıza bir şey gelecek. Kesin bu saldırıya vuracak. Defin saldırıya vuracak. Devam et, durma. Hey, you there. Oh. Sebep diyor. Yükü kontrol edeceklermiş. Mal kaçırıyoruz. Her türlü beyaz ticareti. Bak her şey beyaz. Bu zenci de satıcı. Hey man diyor. Sana ne verebilirim diyor. Diline hakime ol. Yaşlı adam diyor. Yoksa beyaz buldu. Beyaz buldu. Vay arkadaş.
Ya problem çıkartacaklar işte, şey yapıyorlar. Bak ben dedim durmayın abi, don't worry diyorsa kesin bir şey oluyor. Ağırım sağım silahlanın, kavga çıktı. Bunu nasıl yarattın? Geleceğinden uyarıyorlar. Kavga çıktı. Birileri gidip onları halletmek için önce ağzını yok, bizimkiler kazandılar. Ama bu sesin olmaması çok iğrenç yani. Kesinlikle şu anda verilen nota eleştiriyorum. Nasıl 85 alıyor diyorsun ki? En azından bunun konuşması lazım abi yani. Belki sahip görevlerde kalan konuşmasın ama. Müzik de fena değil. Mistik bir havası var müziklerin. Değerlendirmeyeceğim. Fena çok da umurumda. Güçlü olmak istiyorum. Belki benim setlikte bir ayar bozukluğu var yani setlikte. Eskide basmayalım, hikayeye geçmesin. Bak, buraya geçmeyeceğim. Bu arada arkadaşlar belki yarım saat geçelim diye. Geçmemesi için çalışacağım. Ama hikaye vesaire okuya okuya ilerlediğim için. Alanlar şeyden farklı ki yani Final Fantasy alanlarından farklı. Yani tek kişi oynanabiliyor diyor. Baba oynanabiliyor. Normal bildiğin tek kişiyle oynanmasını bilmemişsin. Kendi içinde bir hikaye. Vermişim para değil. Onurlu asasin olmaz arkadaşlar. Ondan onuru seçmedim. Asasin yani suikastçı adam. Ne onur? Parayı kim verirse ona çalışırız. Meslek öyle. Deep in the sun-baked south, surrounded by the shifting sands of an endless desert, she rises, a solitary rose amidst the dust and rock, a symbol of defiance, her name, Ulda. Fena yapmamış. Hala grafik konusunda bir puan düşmüyor. Even with the coming of the seventh umbral era,
Hope springs eternal for the mongers and merchants who vie for lost fortunes in this bustling oasis. As the twin faces of Nald Thal maintain their vigil over all that has been and shall be, the present proffers a brave soul. One whose arrival could mark the beginning of a new era of prosperity for the realm. Şeyleri verdi bana. Ne verdi? Kızım ne verdi? Ne aldınız? Ne gülüyor lan orada? Ya bir el kol hareket yaptılar ama şş, bize mi yürüyorsun? Yaşlı adam. Şş, delikanlı ol. Ayıp lan kız, çocuğun yaşında. Yok, bize yürümüyor. Doğru. May the traders nurture our fortunes as they kindle the flames which burn within us all. For by fire are we reborn. Gerçi, hani oynadığım zamanlarda diyalogları zaten yoktu Final Fantasy'de de. Yani diyaloglar bu şekilde, sesli bir diyalog hiç olmadı. Ama yani 14, ha yok 15 mi 14 işte. Bir bakıyorsun trial sona erdi. Japon oyunlarında bu çok sıkı bozuldu arkadaşlar. Konuşma ve videolar çok uzun süre. Onunla başlamamız biraz zordu. Bir sinir bozuldu ama yani benim alışık olmadığım bir şey. Ama genelde Japon firmanın veya da projenin oyun mimarisine uygun şu anda, yani ne kadar sıkılmış olsam da geçmiyor. Hadi oraya git, her çağırana git. Bu kız büyüyünce kaşar olur. Vallahi kötü yola düşer bu kız. Her çağırana gidiyorum ben. Olan da bir şeye benzese, benim baktığına değilsen. Bu mu? Bu mudur yani? Ya kontrolü. Bu da. Bu da. Mouse ve keyboard. Tuşlarımız, mouse, şey, gösteriyor. Butonun üstüne tıklamamız gerekiyormuş. Tuşta disable. Yok, disable yapma. Left mouse'la seçiyoruz. Seçtikten sonra right mouse'la tıklayıp şey yapıyoruz. Görev kabul etmek. Bu neymiş? Experience işareti, para. Buradaki para birimi girmiş.
maceracı guildine kaydoluyor. Olalım. Ama bak yani şu çok kötü bir şey. Güzellik de benim için. O kadar İngilizcem yok. Ses bir yerden tamamlayacak ki ben de bir şeyler anlayacağım. Gerçi çat pat anlıyoruz ama. Kitap böyle o alevin yanındaymış. İyi, tamam gideriz ama oraya nerede? O tarafta mı? Olur. Arkadaşlar boş geçmesin diye olabildiğince ben boş konuşuyorum. Şuruma bakmayın. Tamam hadi. Tamam. Buradan böyle yardık diyor. Selim abinin büfenin orada. Abi dur ya. Fentin seni tamam. Buluruz. Hadi gidelim. Başladı. Yus, rutinist. Rutinist diyor ki, şu gibi. Sıkıntı bilmem ne, işte benim kimle konuşacağız. Ben kimle yazdım. Bu da rutinist de yapmış. Kaydolmaya geldim. Beni kaydet. Yaz kızım. Lan kitaba niye vuruyorsun mal? Kitapla kavga ediyor ya. Yüz üzerinden nasıl 80 yani 80'i nasıl ayarladın sen? Seni nasıl görüyorsun? Bakalım nerede etkileyeceğim insanlar? Ama diyaloglar detaylı arkadaşlar yani bayağı anlatıyor. Yani ben anladığım kadarıyla anlıyorum ama dedim ki çeviremem. Yani yanlış çevirmek istemem ondan sonra rezil olmak istemem. Beni de anlamadım. Burayı mı yürüttü? Ne anlamadım? Neyse gideriz. Oo ben bu kedi kuyruklarını katıracağım. Bu ne yapıyor? Taş mı atıyor? Aha kızım kafası yarattı. Aslında şöyle bir beklentim vardı bu oyunu izlerken. Sword Art Online'ı belki izlemişsinizdir arkadaşlar. Onun gibi bir hikayeye sahipti belki. Yani onun gibi bir şeyler yaparız. Single'da oynanıyormuş dedim. Ama sanıyorum pek beklediğim gibi çıkmayacak. Önyargılı girmedim oyuna tabii ki. Yani sadece öyle bir beklentim var. Bu Japon oyunu. Single ve online oynanıyor. Buradan bir şeyler çıkar. Belki diye. Örnek olsun diye. Yani Sword of Art Online gibi dedik.
Ya bana maval okuma. Ver görevimi gideyim birkaç bir şey döveyim. Bu ne lan? Videonun ya tamam konuşmayla geçti. Başlangıcı çok sıkıcı ama konuş konuş çıkmıyor artık. Konuşma. Annene eski günler dünyaya. Tamam hadi yaz. Deminden beri kavga ettim kitaba yaz yaz dedim. Bak işte. Oyunda size soyadınızla hitap ediyorlar. Demek ki tam tersini yapacaktık. Ah, bizimkiler bunu görse çok pis dalga geçer. Adam durduk yere düştü. Aslında bence bunlar ittirdi onu da. Bu da haratçı dayı. Tipine. Ya bu nedir abi yani o gözüne taktın ne tipe bak ya. Kulağında küpe küpeleri de farklı herhalde. Yok şuradayım. Senin için nasıl oluyor? Chris, merci, merci. Alenen yani şehrin ortasında haraç kesiyorlar ya. Gidip onları mı döveceğiz? Bacı mı desem, abi mi desem bilemedim. Tipim bacıya benziyor ama surat yapan erkeğe benziyor. Tamam, çok konuştuk. Evet, yani çok hoş geldim. Sorma. Ya bir saattir zaten nefesimizi tutuyorsun. Hadi merak ettik ya oyunu. Her şeyi satıyor mu gerçekten şimdi? Yani bu ikilem oluştu. Her şeyi satıyor mu? Ya şuraya bir konuşma sesi koysalar ya abi bu para sıkıcı olmaz. Ya bir de hani bizde genelde yeni nesil bunları okumayı sevmiyor. Direkt çat 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 geçerler burayı ben biliyorum yani ben de o ülkedenim. Evet diğerini söyleyemedim argoya gireceği için. Ben söyleyeyim eşeğimi bana öğretmeyin derler.
O yüzden burayı hızlıca geçerler. Yani şurada ses olsaydı belki hani bir dinleme bir şey olurdu. Yani burada da bir hikaye anlatıyor sonuçta. Ya beni bir de sıktı yani, çok uzun konuşmadım. Yani amacına ulaşmak için kulağını şöyle tutarlar derler ya arkadaşlar, onun gibi. Bir kelimeyi anlatmak için 6 tane baloncuk geçiyoruz ya. Ve biz de böyle mal mal bakıyoruz milletin suratına yani. O da şey, ilk başta hoşuma gitmişti diyor baba falan, böyle seçimler falan var. Tamam, hala hoşuma gitti de bu kadar uzun olmaz kötü. Ne derse kabul ediyoruz. Bakmak istedim. Belki sistem kontrolü. Bununla alakası olduğunu sanmıyorum ama. Experience barımız arkadaşlar şurasıymış. Aldığım experience köşede yazarmış. Yok oldu da ne sosyal emotion olabilir. Evet. Teşekkür seni de biliyorum. Kaptan geçtim, hiçbir fikrim yok bu arada. İnventörümüzü kontrol edelim. Video kısa olsun diye. Yani muhtemelen şu anda 30 dakika belki geçmişmiş arkadaşlar. Quest kendileri. İnventörümüz C'ye bakalım. Bu statlarımızın vesaire olduğu yer. Armorlarımız, kafalık. Bayağı detaylı gibi arkadaşlar. Karakter space'lerimiz. İki tane yüzük takabiliyoruz. Kolye, bir tane küpe, belt, şapka falan. Thank you.
Sosyal. Çantamız, bir çantamız. Burada çantamız boşlukların dolu olup olmadığını görebiliyorsunuz. Bölgesi burasıymış. Hikayesi. Oraya gittim diyor. Çantayı falan eski.
kaldık ama elimize bir şey geçmiyor. Kontrol edeyim arkadaşlar kaç dakika olmuş. Bu da çok kontrol edilebilecek bir şey gibi değil. Bir de şöyle içeriye tekrar gelelim arkadaşlar. Ondan sonra incelemeyi bitireceğim. Yolda zaten anlatacağım. Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla herkesin anlayacağı dilden bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Umarım başarılı olabilir. İlk inceleme videom bu arkadaşlar. Genelde arkadaşlarla muhabbet etmek gibi düşünmüştüm ama biraz farklıymış. Oyun grafikleri yeterli arkadaşlar. Onu ayarlayabilirsiniz. Seçenekler var. Oyun biraz detaylı. Konuşmalar hariç oyun sıkıcı değil arkadaşlar. Yani bir Knight veya da Metin ki oynuyorsan yani buna bayılırsınız. Öyle Aion oynayan arkadaşlar muhtemelen zorluk çekmez. Sisteme biraz benziyor. Tek sevmediğim şey arkadaşlar, yani bu konuşmalar sırasında sesli anlatım olmaması. Gördüğünüz gibi itemlerde buradan nasıl göstereyim? Böyle yapsam komik olacak. X tak özelliği var. Ayrıca soket tak özelliği var. Ve artı basabiliyoruz arkadaşlar. Medikos özellik etkileyebiliyoruz. Yani sadece soket değil. Güzel. 3 seçenek, yani bu kişiye göre güçlendirme vesaire falan. Detaylı, yani nasıl söyleyeyim ki, güzel. Öyle söyleyeyim. Karakterleri birbirinden farklı kılacak özellik. Üçünün olması. Yani birbirinizin bir STR'si bir de hepsi fazla olması bir avantaj sağlayacaktır. Yani oyuna kılıyorlar. Yok, katılma yok. Şu anda en yüksek karakter olmuş. Gölge ayarları hariç, gördüğünüz gibi gölge stabilimiz bakmıyor. Gölgelerimiz hareket ve ışığa göre değişiyor, evet. Bütün yetenekleri iyi. Oyun yardımcı olmak için yeterli. Hit veya da tip diyorlar buraya. Bence oldukça güzel. Yani oynanmayacak bir oyun değil. Artı eksisi var. Burayı yoklayabiliyoruz böylece. Şey yapmıyor. Hareket etmiyor. Güzel gözellik. Bazen hani buradan yetenek kullanmaya çalışıyorsunuz. Eskiden çok sıktı bu tarz şeyler. Osmanlı zamanıydı. Şimdi game klavyeler olduğu için klavye, mouse'lar, bunlara pek tıklama ihtiyacı duymuyorsun ama bazen bundan tıklarken böyle gidiyor. Bu da kombatta problem yaptı. İkinci tool'lar var. Interface, yani arayış, güzel konuşma hikayeleri,
tel birine söylemek sevdiğim bölüm. Konuşma parça arası, konuşma alınız. Muhtemelen kullanırız konuşma. Gel bütün haritaya bağırma. Shout, dünyaya seslenme. Fury de serbest konuşma alanı veya da ticaret alanıdır muhtemelen. Oyun her şeyle oldukça belirgin. Her şeyi görebiliyorsun. İnterfeysi hakikaten güzel yapmışlar. Şu erişebilir vesaire olarak. Yazılar falan boyutları okunabilir diye iyi. Grafikler gördüğünüz gibi yani. Detaylar kötü değil. Şöyle yaklaştırayım. Biraz huzurluk var. Kendi karakterimizi inceleyelim. Bence oldukça grafiklere yeterli. Yani her şekilde sadece bizim için yeterli. Bizim yöneticiler... Ha, Erkan abi yöneticiler. Yöneticiler de hani rastgele yapılmamış. Oyun üzerine uğraşılmış arkadaşlar. Binek mantığı var. Atmak vesaire. Şimdi gördüm. Oldukça güzel seviye ve klaslar güzel ayarlanmış. Muhtemelen yani şu anda oyunda bir eksiklik beklemiyorum. Dediğim gibi şu ana kadar oyunda gördüğüm en büyük eksiklik yani kesinlikle eleştireceğim kısım konuşmalar arasındaki konuşmaların seslendirilmemesi, daha doğrusu introlar hariç seslendirme yok oyunda. Yetenek sesleri yok ama yetenekler mesela has averdiğiniz hasarları vesaire beklemiyorsunuz yok. Yani deminden beri puan veriyorum. Kendim puan verecek olursam genel puanım evet 10 üzerinden 8 çok rahat olur. Çok MMORPG oynarım arkadaşlar. Ben yıllarca MMORPG oynadım. Oynadım derken Metin 2 oynamadım. Yani öyle söyleyeyim de MMORPG konusunda seçici miydi? Yani her MMORPG'de oynamıyorum. Belli bir standart olacak yani. Grafik kötü olabilir arkadaşlar. Grafik açığını oynanabilirlikle kapatırlar. Yani bir şekilde kendini cezbedecek. Evet şu anda ben başıma ne geleceğini merak ediyorum açıkçası. Sonra görelim ne olacak. Vesaire diye. Oyunda bir bağlayıcılık unsuru var. Ama çok daha böyle politik durum yok. Veya da biz oraya gelemedik. İncelemem bu kadar arkadaşlar yani. Benden 10 üzerinde 8 aldıysa o aldığı not normal. Ben bile 8 vermişim. Ki kolay kolay dedim gibi beğenmem. O akıcılık mesela yani şu kuyruğun hareketi bile mesela çoğu oyunda takılır böyle şeyler. Gayet etkili. Muhtemelen bu yanımdaki şey trail olduğunu gösteriyor arkadaşlar. İşte burada yine oldu. Yani şöyle bir bakıyorum ama eleştirilecek bir şey arıyorum yani o derece. Bulamadım yani dediğim gibi tek eleştirilen şey konuşma. Diğer oyuncular da içindesiniz ama şunu vermiyor. Tek oyuncu diyordu. Ben tek oynayamıyorum. Yok az diyelim. Bir de tek oyuncuya bakalım. Yani tek. Ben single diye bir şey görmedim. Direkt multi başladım. Evet. Tek oyuncu hikayesi yalan. Ve MMORPG. Yani tek oynayamıyorsunuz. İlla yani tek oynuyorsunuz ama büyük bir dünyada millet de buna tek oyuncu denmez. MMORPG denir işte. Ya incelemem bu kadar arkadaşlar. Size 15 günlük deneme süresi veriyor. İsterseniz indirip deneyebilirsiniz. Seveceğinizi umuyorum yani. Gerçekten ben açıkçası hani alır mıyım?
Almam. Çünkü şu anda almama nedenim oynanmayacak bir oyun değil. Hali hazırda Elder Scrolls Online oynuyorum. Bunlar bir şey arkadaşlar. İki oyuna birden zaman ayırmak saçma olur. 100 lira. Evet, ülkemiz ekonomik şartlarına göre para. Ama muhtemelen oyun değecek bu oyun arkadaşlar. Yani şu anda gördüğüm kadarıyla niye 100 lira verdim demezsiniz. En azından sizi bir iki yıl götürecek bu oyun. Umarım videomu beğenirsiniz arkadaşlar. Keyif almışsınızdır umarım. Hatalarım olabilir, dediğim gibi ilk inceleme videom. Kusuruma bakmayın. Söylemek istediğiniz bir şey olursa iletişim adreslerim yazıyor arkadaşlar veya da videonun altına yorum yapabilirsiniz. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın demeyeceğim arkadaşlar. Canınız sağ olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir de bu aralar bu çıktı. Kaydı durduramıyorum arkadaşlar. Evet, durdurdum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.